Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisi dördüncü ünite beceri testleri 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir turizm şirketi tatil yapacak turist gruplarına özel aşağıdaki aşağıda verilen erken rezervasyon afişini hazırlamıştır. Bu kampanyaya 4 kişilik ailesi ile 15. olarak katılan Yasin Bey ve 3 kişilik ailesi ile 5. sıradan katılan Muhsin Bey'in ödemiş oldukları gecelik toplam konaklama ücreti kaç liradır diye soruyor. Öncelikle Yasin Bey'in ödeyeceği ücrete bakalım. Yasin Bey diyorum Sevgili arkadaşlar 4 kişilik ailesi var ve 15. kişi olarak katılıyor. Ali Yasin Bey'in satın almış olduğu biletler gençler 15., 16., 17. ve 18. biletlerdir. Kontenjan sayısına göre gençler fiyat aralığını belirleyeceğiz. 15. gençler kontenjanda boş kişilik yerlere baktığımız zaman burada kontenjan değilim. Evet, burada gençler kontenjan olarak 6 tane 6. kontenjandır. 5. 4. ve 3. kontenjandır. E, 6, 5, 4, 3 gençler dikkat edersek 3'ten büyük 8'den küçüktür. Yani bunlar kişi başına 120 lira öderler diyorum. Yani her birisi gençler 120 öderse 4 kişi bakın 6. 5. 4. ve 3. kontenjanı bunlar alacak. 4 çarpı 120'den Yasin Bey'in ödeyeceği toplam ücret 480 TL'dir. Peki, Musim Bey'e gelelim. Musim Bey de sevgili gençler 3 kişilik ailesi var ve 5. sıradan katılıyor. O halde 5. 6. 7. sıra gibi düşünelim. Burada da kontenjana baktığımız zaman Evet gençler 5, 6, 7. sıra gençler kontenjan olarak 16, 15 ve 14. kontenjandır. 16, 15 ve 14 sevgili gençler. 16 ile 15 bakın 80 lira aralığına geliyor. 16, 15 bu aralıkta. 14 de gençler 120 lira aralığına geliyor. 14 de buraya geliyor. Özür dilerim 14 buraya geliyor. O halde bunun için 80 lira... 15. kontenjan için 80 lira. 14. kontenjan için de gençler 100 lira öder. Bu da toplamda 100, 160 da burada var. 260 lira öder. Toplam ödenecek ücret 480 artı 260'dan 740 TL olur diyoruz. Ve 740 yanıtını evet gördüğünüz gibi evet Şurayı gençler düzeltelim. B seçeneği 740 olması gerekiyordu. Evet bunu seçeneğini de görüyoruz sevgili gençler. Evet bunu seçeneği de düzelteyim. Ve B seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere ee, bu sayılarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre A'nın en büyük değeri için A artı B artı C işleminin en az sonucu kaçtır diye sormuş. Gerçi A sayısı bir asal sayı ve 80 ile 91 arasında. Şimdi 80 ile 91 arasında en büyük asal sayımız 89 var gençler. O halde A yerine 89 alacağım. Evet, B'de gençler asal çarpanlar 2 ve 3 olacak. 36'dan büyük olacak. Yani 36'dan büyük 2 ile 3 demek 6'nın katı demektir. Sadece 2 ile 3 olacak asal çarpanları gençler. Bak 6'nın katı burada 42 var. Ama 42'nin gençler asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Bundan dolayı 42'yi alamayız. 42'den sonra altının katı 48 var. Bakın 48'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bundan dolayı B yerine 48 alacağım. C'ye geldiğimiz zaman 10 ile aralarında asal. Ve 3C artı 1 13 demiş. 13'den büyük demiş. 3C artı 1 13'ten büyükse önceki C'yi yalnız bırakmak için artı 1'e eksi 1 olarak gönderiyorum. 3C 12 değer. Buradan da C gençler her iki tarafı 3'e bölersek 4'ten büyüktür. 4'ten büyük ama onunla aralarında asal en küçük sayımız. Gerçekten 5 alamam onun aralarında asal olmaz. 6 alamam ama 7 alırım. Bakın en küçük 7 olur diyelim. C yerinde alacağımız sayı 7'dir. Bunların toplamını istedi. Topladığımız zaman 144 yanıtı sorumuzun doğru yanıtıdır. Ve denizli seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Evet, bir GSM operatörün 500 dakika, 500 SMS ve 1 GB interneti olan paketi paketin ücreti 50 TL'dir. Ancak paket aşımı ücreti olarak aşağıdaki tabloda verilen tarifeyi uygulamaktadır. Bu paketi kullanan Selim'in 20 SMS ve 20 MB interneti fazla kullanmış ve faturasına 20 TL'den fazla ücret yansımıştır. Buna göre Selim paketteki dakikaların üzerine tam sayı cinsinden en az kaç dakika fazla konuşmuştur. Gerçekten konuştuğu dakikaya fazladan konuştuğu dakikaya x dakika diyelim. Şimdi SMS ve megabayt olarak gençler kullandıkları fazlalıklar belli. O halde SMS'e baktığımız zaman 20 SMS'te 0.3 ile 20'yi çarparsak bundan dolayı 6 TL fazla öder. Megabyte olarak da gençler 20 megabyte 0, tam %1'i çarparsam 2 TL'de buradan fazlalık vardır. O halde gençler 8 TL bunlardan dolayı fazla ödedim. X evet, sıra gençler dakika başına 0.7 idi. 0.7 ile X'i çarpıyorum artı. SMS ve gigabyte, megabyte cinsinden gençler 8 lira fazla ödedim ve bunların toplamda 20 TL'den fazla olduğunu söylüyoruz. Buradan 0 tam 10'da 7 çarpı x'i yalnız bırakmak için 8'i diğer tarafa atalım. Eksi 8 olarak evet, 12 olur. E, x'i yalnız bırakmak için gençler 0 tam 10'da 7'ye bölelim. 0 tam 10'da 7'ler gider. Buradan x gençler. E, bunu da virgülden kurtarmak için 10 ile genişletirsem. 120 bölü 7 olur gençler. 127'ye bölelim. Ve x'ini alacağı en küçük sayıyı bul evet en küçük sayıyı bulmaya çalışalım. 127'ye bölersem 12'nin içinde bir kere çıkardım 5 kaldı. 0 indirdim. 50'nin içerisine gençler 7 kere. 7 kere 7 49. Bakın 1 kalır gençler. Buradan virgüllü bir sayı çıkar. İstersek şöyle gösterelim. Bakın buradan devam eder gençler. Yani x'in değeri 17 tam 10'da birden büyük sevgili gençler bir sayı olacak en az dediği için 17 tam 10'da birden küçük en büyük sayımız Evet gençler burada en az evet bundan büyük en küçük sayımız 18 olur diyorum 18'deki konuşmuştur en az diyelim ve bolu seçeneğini işaretleyelim. yukarıdaki doğrusal grafikte Handan'ın okuduğu kitabın, kitabın sayfa sayısının günlere göre değişim verilmiştir. Handan 8 günde bu kitabı bitirmiştir. Handan'ın 8. gün okuduğu sayfa sayısı 85'ten fazla pardon 65'ten az olduğuna göre kitabın sayfa sayısı aşağıdakiler hangisi olabilir diyor. Gerçi bakın 1. gün x sayfa okumuş. Burada geçen 3 günde x artı 15 okumuş. O halde ben fazlalık gençler 15 sayfadır. 15'i 3'e bölersem bir günde gelirse 5 sayfa okuyor gibi düşüneceğiz. Hadi birinci gün x okursa bu birinci gün. İkinci gün x artı 5 okumuş. Üçüncü gün x artı 10 okumuş. Dördüncü gün gençler x artı 15 okumuş. Beşinci gün x artı 20 okur. Altıncı gün X artı 25 okur, 7 gün x artı 30 okur ve 8. gün gençler, zaten 8 günü bitirmişti x artı 35 okur. O halde kitabın toplam sayfa sayısı gençler 8x, buradaki değerleri topladığımız zaman da 140 olur. Demek ki toplam sayfa sayısı 8x artı 140 diyoruz. Sevgili gençler burada. 8. gün 65 sayfadan az okumuş demişti ve 8. gün x artı 35 okumuştu. O halde x artı 35 65'ten az ise 35'i diğer tarafa eksi olarak gönderirsem x'in değeri gençler 30'dan küçüktür. Evet gençler x küçüktür 30'u şimdi 8x artı 140'a benzeyeceğim. O halde her iki tarafı öncelikle şöyle kalemimizi değiştirelim. Ve 8'e çarpalım. 8x 8 çarpı olur. Bu da 8 çarpı 30 oldu. Ne yapacağız gençler? 8x artı 140'a dönüştüreceğiz. X'in olduğu tarafı. O halde buradan gençler düzenlersem 8x küçüktür 240 olur. Her iki tarafa 140 eklersem 8x artı 140 küçüktür. 240 artı 140 oldu. Bakın buradan gençler 8x artı 140 zaten aradığımız sonucun bu olması gerekiyordu. 240 140 daha Evet ne yapar gençler? Şöyle 0, 8 ve 3. 380'den küçük olması gerekiyor. 380'den küçük. Bakın seçeneklere baktığımız zaman 350 var gençler. O halde buranın 350 olabileceğini söylüyorum. Ve A seçeneğini işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.